Ama biz geldik. Buyurun, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nevin'in karşılamasını sıcak buldum. Enerjik geldi. Sadece biraz stresli gözüküyordu. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hayırlı sabahlar. Merhabalar canım. Bu kolları kaldırdınız biraz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Günaydın. Çiğdem. Günaydın. Merhaba Arkadi Bey. Nasılsınız? İyiyim. Nedir bu enerji Çiğdem Fidesi amca? Evet, bugün bomba gibiyim ya. Harikayım. Gel gel. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Teşekkür ederim. Aydın. Günaydın. Aydın. Bu şarkı yeni mi? Ay maşallah. Bak şansına misafirleri evet, ne kadar enerjikler. Karşılamayı çok samimi buldum. Gayet güzeldi. Karşılamayı iyi buldum ama biraz heyecanlıydı. Heyecanlı bastırıyordu ama çok da belli ediyordu. Evet, girdiğinize bayıldım. Bugün bomba gibi. Ay, ne oldu evet, akşam bugün... kocanla çok uzun telefonda konuştun evet, herhalde. Evet ya, özel mi derdim ya? Bana laf sokuyor bir de. M harfi taktım bugün. He? Diyor ki bu ne diyor? Kızım ben de gizli koca hayranıyım dedim. Sadece sen mi seviyorsun kocanı? Eşinle abaş harfi mi evet. Satan? Görüyorsunuz değil mi? Akşam gitmiş aynen, ona. Buldum vallahi. He normalde yoktu yanında. Yoktu aynen. Bu dün kadınlar aldım. Var ya birbirine kıskanmış bir her şey yaparlar. Arkadaşlarım benim enerjimi kıskanıyorlar. Özellikle Çiğdem Hanım. Bu koca merakı, eş merakı valla sevgisi, aşkı beni öldürdü gençlerin yani. Gençlerin derken senin onlardan bir farkı mı var Nevin'cim lütfen? Kadir Bey arkamdan bir de o emekli uyur demişler de ben cebimden çıkartırım hepsini. Evet. Ben de kocamı seviyorum ama tutup da onlar yani gibi kocam da kocam demiyorum. Yani annen bile var da doğru. Evet anneniz yaşında olabilir Çiğdem Hanımcığım, Nevin Hanım ama evet. Neden tencerenin başında uyuyakalsın onu ben de merak ettim açıkçası. Kendisi tencerenin çünkü başında uyuyakalıyor demek ki. Çünkü çok sessiz bir insan böyle duruyor laf söylüyor ya laf hani demiş ya kimse bana laf söyleyemez sokamaz da. Haşa ben öyle bir şey demek istemedim. Hayır duyulacaktı ben onu da söyledim annem yaşındasın diye. Laf sokmam zaten sen çünkü annem yaşındasın dedim. Tamam hani, ben saygısızlık ne yapmak demişler? İstemem. O da bir laf hiç sokmak istemem öyle. Ben ona da saygı duyarım. Evet. Tarlanın eve yakını, kadının yere yakını makbuldür demişler. Doğru söylüyorsun bak o da hep gelir. Sen bir sessizliğinden kork canım. Sen yere yakın değilsin ki maşallah boyun da uzun senin. Yo 1.55 uzun mu canım? Bilmiyorum. Yani 1.55 bile yok mu? İnce ya o yüzden öyle duruyor aynen, belki minnet, de. Minnet. Demek ki sana ama teşekkür ederim 1.55'i uzun gördün. Çok ben teşekkür ederim sağ ol. Peki bir şey sorabilir miyim? Bir o kadar da yerin altında var mı diyorsun yani? Peki o zaman Nevin Hanım'ı tanıyalım mı birazcık? Sadece evet, yaşını tanıyalım. Konuşuyoruz hanımefendinin evet, de. Biraz hayatını da dinleyelim. Ay, kadın hayatı. Yaşı sormadı mı çıktı ortaya artık. Yok saklamıyor zaten. Vallahi canım. Ayağa kalksam bir şey mi? Ben kendimi göstersem. Göster. Gösterebilirsin. Bak bak göster kendini. Vallahi canım yaşım 49 buradayım. Hiç kimseden de hiçbir şey saklamıyorum. Maşallah. Yaşımı da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yaşamak güzel bir şey yani. Vallahi güzel. Herkes yaşını saklar Kadir Bey. Ben hiçbir zaman saklamıyorum. Ama Çağla'nın şokunu hala unutamıyorum. Nevin Hanım siz nerelisiniz? Ben aslen Samsun Bafralıyım. İstanbul'da doğdum büyüdüm. 49 yaşındayım. 28 yıllık evliyim. 2 tane... 49? Sen 49... Ne dedi 49 mu? Botoks mu var? Çenende var. Ama inşallah ben de öyle olurum ya. 49'a gelirim. Hadi inşallah. İnşallah. Allah'tan inşallah. İnşallah hepimiz o konuda Nevin Hanım'a çekeriz. İnşallah canım. Ama benim genlerimi almanız lazım bana çekmek için. Bence Nevin Hanım'ın yaşla ilgili bir takıntısı yok. Çünkü küçük yaşta hayat sorumluluğu almış. Ama kendine de bakmış bu arada. Hani hiç yaşını da göstermiyor. Ben takılmak amacıyla annem yaşındasın diyorum. Sinir olsun diye, heyecanlansın diye. İşle meşgulsünüz, kaç yaşında evlendiniz, anneniz babanız hayatta mı, kaç kardeşsiniz, kaç çocuğunuz var? Şöyle bir tanıt kendinize. Tamam. Annem babam hayattalar. Samsunluyuz ama annem babam da İstanbul'da. Tamam, annem hoş. İstanbul'a gelin gelmiş. Babam askere gittiğinde ben 2 yaşındaymış. Annemle babamın arasında 2 yaş var. 5 kardeşiz. Orada da şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendi annemden 4 kardeşiz. Kendi evet. İkinci evliliğinden. Babam annemle birlikteyken yani nikahlı evliyken hayatına başka bir bayan girdi. Ondan da bir kız kardeşim var. Ama kız kardeşim var. Kız kardeşimi seviyorum. Benim evimden gelin çıktı. Ha, görüşüyorsunuz. Tabii. Babamı seviyorum. Evet tabii ki bir çocuk olarak, bir evlat olarak kızgınlığım, küskünlüğüm, kalp kırgınlığım oldu, olmadı değil. Ama atamam, satamam. Hanımefendiyle babam 15-20 yıl arası oldu. Ayrıldılar. Ha, babam var. Tekrar... Peki birliktelikleri ne kadar yanına geri döndü Kadir Bey. Ay baban geri mi döndü? Annem kabul etti. Anneniz kabul etti mi bunu? Annem kabul etmedi. Annem halen de kabul etmiyor aslında. Yani biraz ama, zor bir şey. Şimdi... Aynı evin içindeler mi şu anda? Tabii aynı evin içindeler. Kabul etmedi kabul diyorsun ama. Işte. Ama aynı evin içindeler diyorum. Sadece aynı evin içindeler. O zaman yani siz mi annemize kabul ettirmeye çalıştınız? Ya da aile bireyleri şimdi ben. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi hepimiz evet ben eşim Allah razı olsun eşimden. Babamın olmadığı dönemlerde biz evlendiğimizde benim anneme de kardeşlerime de çok her zaman yardımcı olmuş.
olmuştur. Her zaman el atmıştır. Destek yani maddi manevi annene destek her oluyorlardı. Her zaman, peki her anne zaman. Size mi gelip kalıyordu ki? Yok yok. Annem şöyle, rahmetli babaannem sağ olsun. Yani mekanı cennet olsun. Zamanında Almanya'da çalışmış. Burada her çocuğu için birer tane daire yapıyor. Zaten apartman aile apartmanıydı. He, o annenize kaldı. Tabii ya, babama kaldı ama babamdan da anneme. He tamam. Babanız onu verdi mi annenize öbür kadınla evlendiğinde? Ona mı bıraktı? Yok yok hayır. O zaten hep babaannemin üstüneydi. Hmm. 2 yıl önce müteahhite verildi. Yeni yapıldı. 2 yıl sonra herkesin dairesi belli oldu. Kadir Bey, ben soruma cevap alamadım ne ama. Ne sormuştun? Anneniz kendisiyle dönmedi demiştiniz. Sizler şimdi mi istediğiniz, yani çocukları yok, olarak da şöyle, o şekilde mi döndü? Şimdi babam o kişiyle, yani hanımefendiyle münasebetini bitirdiği zaman biz bilmiyorduk. Sonrasında eşim öğrenince eşim bana anlattı. Dedi ki bak, hani benim başımın tacı annen, her zaman dedi bakarım. Ama yarın bir gün bunun yaşlılığı var, geride gelen damatlar var. Çünkü yani geride hem gelin gelecek hem damat gelecek. Hani ondan yana sıkıntı olur. Yaşlılıklarında birbirlerine destek olurlar dediler. Yani Nevin Hanım, ben de bir şey sormak istiyorum. Dur ben bitireyim. Bitireyim. Ondan sonra sağ olsun kardeşlerim de, annem de. Dedim ki anne bak, hani her zaman başımın tacısın. Ama en azından ses olur, şey olur. Arada didişiyorlar. Didişmiyorlar değil. Yani annem anne yalnız kalmasın diye. Peki, mi babaları getirdiniz? Nikahları kıyıldı mı? Aynı evde birlikte mi yaşıyorlar? Annemle babam hiçbir zaman nikahtan boşanmadı ki. Boşanmadı mı? Boşanmadan evet. Resmi olarak hep nikahlı kalmışlar hep zaten. Kimsenin bakmasıyla alakası yok bence. Annesinin gönlü olmasaydı annesi de babasını asla evde istemiyorum derdi, olay biterdi. Nevin Hanım, sizin yanınızda olup sizin destek sağlamanız daha sağlıklı olmaz mıydı? Çünkü ben olsam böyle bir şey kabul edemem. Yani şöyle kabul edemem. Anne gibi mesela? Benim babam 15 yaşında çok zorluk çektim diyor ya Nevin Hanım, hani çok sıkıntılar çektim, maddi belli bir dönemden sonra kesildi. Hani benim yapım olarak ben böyle bir şey kabul edemem. Sindiremem. Kızgınlığım çok fazla olur. Hatta annemi de bu konuda doldururum. İstese bile, yok hayır doldururum demeyeyim, istese bile destekleyemem. Barışma konusunda. Alırım kanatlarımın altına. Eşim de beni istemiyorsa bu durumda, annemi kabul etmiyorsa, kusura bakmasın eşi, hayatım seni çok seviyorum. Sana değil lafım. Ben o zaman 2 tane çocuğum vardı. Hı-hı. Ve çocuklarım küçüktü. Annem her zaman zaten bizim kanat altında. Ayrıca arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Babam da kanatlarımızın altında. Ya kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın, nasıl hayır. Yani? Nasıl babanızı kanatlar altında alabilirsin? Abi annem benim başımın tacıdır. Ben annemi çok severim. Hiç kimsenin de annemi üzmesine asla izin vermem. Bu benim babam bile olsa dış kapının dış mandalıdır. Ben anneciğim abi. Beni doğurmuş. Bakmaz mıydın yani? Bakmazdım Kadir Bey ya. Bu kadar şey yaşatacak anneme. Annem bu kadar babama bu kadar şey yapacak. Sonra gelecek bir gidecek bir gelecek. Sen niye bu kadar sinirlendin şimdi? Ben evet. Geldim çünkü hiç sevmem böyle Kadir şeyleri. Kadir Bey. Olur ben yaşayan sinirlerim. Ben çok sinirlendim. Arkadaşlar bir sakin. Biraz sinirlenmiş olabilirim çünkü ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Benim tepkilerim Nevin Hanımların tepkileriyle aynı değil. Bir de benim babam yabancı uyruklu birine gitti. Ondan çok gerildim. Cansu diyor ki evet, yani tek başına yaşasaydı, hani barışmasaydı, orada dursaydı. Hani zaten evi vardı, 5 tane çocuk var. Biraz sen, biraz diğer kardeşlerin destek çıksaydınız, maddi anlamda bir geliri yoksa şayet. Hani bu şekilde zaten 20 sene zaten Cansu yalnız yaşamış. Annem o kadar eziyet çekti. İşte eziyet çekmiş, ondan kastım. Dinlersen. Eziyet çekmiş. Babam emekli olacak. Ondan sonra şey olacak. Kim yiyecek emekli parasını? El alem yiyene kadar annem yiyecek. Ayrıca arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim ben. Tamamen maddi. Ben arkadaşlar çok kısa bir şey söyleyeceğim Kadir Bey. Tabii. Biz onu babamızı dinen açıdan da, yani öyle söyleyeyim. Elhamdülillah Müslümanız, çok Türk'üm. Sonsuz da inanıyorum. O yüzden ben babam atamdır. Atsam atamam. Satsam satamam. O yüzden o mantıkla yürüyerek babamı da seviyorum gerçekten. Sevmiyorum da değil. Ben tamam da herkes babasını sever. Ama ben şimdi nefretimi, kinimi yani onları ona kusmamın bir anlamı yok. Bu saatten sonra. Bu saatten sonra bir anlamı yok. Çünkü kendimi sinirlendirmekten. Ben anneniz için söylüyorum. Biz anneme de aynısını söylüyoruz. Yaşadığı şey kolay bir şey değil. Hiç kolay bir ama şey değil. Ama bunları sürekli dile getirerek sinirlenip kendini üzmekten başka bir işe yaramıyor. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar kahvelerinizi nasıl içersiniz? Ben şekerli aldım. Şekerli. Ben sade. Ben de sade. Ben de sade. Nevin Hanım'ı anlamak istedim ama yine de ben böyle bir teşebbüse dahi bulunmazdım. Ayrı ayrı atalarımız, saygılarımızı gösterir devam ederdim. Fakat 15 yılın etkisiyle ikisini bir araya getiremezdim. Yani herkesin kaldırabileceği şeyler değil. Ama şimdi de mantıken düşünüyor otomatik. Artık duygusal bir şey kalmamış. Ya mantıken de düşündüğümüz zaman Kadir Bey yani. 20 sene. Hayır mantıklı düşünün. O kadar kadın ben çabalamışım, emek vermişim. Emekli maaşını dedi eller yere kadar dedi annem yesin dedi. Tamam da 5 kardeşsiniz o emekli maaşı çıkaramıyor musunuz yani? Ama mesela her biri aylık yani bir miktar para gönderse 5 kişi çarpı 5 kaç yapar yani? Hayaller açısından konuşuyorsun. İnsan bir kere bir üç kere üçüncü defa veremez. Niye veremesin canım? Oğlu vermek istesen gelini vermez.
Evet. Siz ne yaşıyorsunuz aynı zamanda? Biz ne yaşıyoruz o zaman annemize babamıza sahip çıkıp 35 sonra? Onlar bize 30 yaşına 40 yaşına kadar sırtını taşıyor. Öyle bir şey yok. Emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı ne kadar şu anda? En düşük emekli maaşı 10 bin lira diyelim. 10 bin, 5 kardeş. Diyelim ki 5 kardeşiz. Siz kaç kardeşsiniz şu anda? 3 kardeş. 10 bin lirayı 3'e böl. Böl 3, 3,5. Sen her ay 3,5 bin lira annene verebilecek durumda mısın? Kadir Bey bir asgari ücret... Ben soruyorum şu anda. Tabii ki o durumdayım. Yani 3,5 bin lira... Senin eşin her ay senin annene 3,5 bin lira verebilir mi? Verebilir tabii ki. Veremezse artık yani gitsin ölsün. Şiddet aslında bu olayı yaşamış ama yaşının verdiği bir fevrilik var. Nevin Hanım bu konuda çok olgun davranıyor çünkü gerçekten olması gerektiği gibi yaşamış bu olayı. Fevrilik çok sert tepki veriyor. Anladığım kadarıyla herhalde onun da başına böyle bir olay gelmiş anne babasıyla ilgili. Nevin Hanım! Aa ne diyorsun kız tövbe yarabbim. Veremeyecek mi 3,5 milyar nedir? Adam herhalde 3,5 milyar vermek zorunda senin annene. 3,5 milyonu niye veremezsin ya? Veremez. O kadar değil. Yani bakmayın arkadaşlar. Şimdi Çiğdem Hanım bir erkek... Çiğdem diyor ki çok hayali düşünme. Biraz da gerçeğe odaklanalım. Gerçek. Hani son söyleşe ben katılıyorum. Asgari ücretle çalışsa Kadir Bey verebilir yani. 17 binden ne yapacaksın? Açıklayayım ben sana konuyu. 3 bin lira. 3 bin lira seni zengin etmez, fakir de etmez. Etmez senin için diyorum ben. Genel olarak söylüyorum ben. Bir şey diyeceğim. Bir yanda sen niye bu kadar sinirlendin? Evet ben çünkü çok mantıklı. Sen söylüyorum ben. Dur. Çok fakirdesin böyle bir travma yaşayan etrafımızda biri mi oldu? Var mı? Tabii ki olmaz olur mu? Görmediğim şeyi nasıl konuşayım ben? Evet benimkiler de ayrı. Evet. Benimkilerin de böyle olaylar olduğu bir gel bir git başka bir kadın mevzular falan. Peki babanla görüşüyor musun şu anda? Babamla görüşüyorum ama istemiyorum yani. Ben, o benim babam. Benim babam. Ben atamam. Annenizin yerinde olsaydınız siz ister miydiniz? İstemezdim. Hani biz böyle uygun gördük kardeşler vesaire. Eşimin söylediği de bize çok doğal normal geldi dış ses. O yüzden biz de kabul ettik. Ama şu anda biz mesela hep beraber toplanıyoruz. Her hafta sonu birlikteyiz. Annemle babamın birlikte yaşadığı evde yemekler yiyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. Yaşamadığımız şeyleri şimdi yaşıyoruz. Bütün olay para mı peki? Yani para da değil aslında. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde yaşayamadığımız, babamla birlikte geçiremediğimiz vakitleri geçiriyoruz dış ses. Yani haklısın bu arada. Herkes bakıcılık yanına geri dönüyor. Düşünün yani kendinize yapıldığını düşünün arkadaşlar. Emek veriyorsunuz, kendinizi parçalıyorsunuz her gün. Hatta hem işe gidenler oluyor hem evi geçindirenler oluyor. Peki Firdevs kabul etmem dedi. Çiğdem sen kabul eder misin? Ya tabii ki de. Ya annen barışmak istedi ya da siz araya girdiniz. Barıştırır mısın anneni bir daha böyle bir konuda? Babanla. Barıştırır mıyım? Barıştırırım. Neden olmasın? Sonuçta hani bir onların da geçmişi var, çocukları da var. Saygı duymak lazım. Saygı o da onun fikri. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Çağla sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nevin Hanım'ın dediği gibi hani parayı başkası yiyeceğini. Maddi olarak bakıyorsun sen de. Evet ben maddi olarak bakıyorum. Peki Çağla sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çünkü ben her ay anneme hiçbir TL veremem. Yani Kadir Bey ben annemi dinlerim. Neden? Çünkü sonuçta hayat benim hayatım. Kız en azından yani. Gerçekleri söyle. Ben gerçekleri konuşayım yani. Veremem çünkü. Çağlacığım buyur özür dilerim. Ben annemi dinlerim Kadir Bey. Sonuçta babamla ben yaşamayacağım. Annem yaşayacak. Evet o da güzel bakış açısı. Hani anne istiyor musun ona sorarım. Sonuçta yani onunla aynı evde yaşayacak. Yani abartmış böyle doldurmuş fincanlar, sular, yanına koyduğu ekstra meşrubatlar falan lokum, çikolata. Çağla'yı nasıl geçebilirim diye düşünmüş. Yani supla kullanmış. Ben orada onun supla olduğunu fark ettim. Ama zeki bir kadın. Çok güzel bir şekilde önümüze çıkardı. O yüzden benden oradan bir artı puan aldı. Kadir Bey gene kızacak belki Nevin abla ama yani bu bardak kahve sunumunda kullanılacak bir bardak değil. O kahve sunumluk bardak. Tam olarak öyle bir bardak. Ben bence. Kendi fikrimi soruyorum. Cansu size geldiğinde Cansu'nun sadelikten hoşlanıyor ya. Hmm. O yüzden ya, belki. Evet sevmiyorum. Evet. Hani yeni trendten haberi yok bu Cansu'nun. Yeni bir trend mi bu? Hangisi? Yani bir kahve yanında bu uzun bardaklar. Yani benim çeşit çeşit bardağım var. Aynısının bir farklı modeli var yani. Bununla sonuçta su bardağını koymuş bak yanına. Bu tam olarak bakın, bu su bardağı. Hepsi uzun mu? Bunda da ekstra koymuş. Bu ne Canlı bu arada? Canlı su bardağı koymadı demedim ki ben sizlere. Hayır hayır. Senin istediğin türlü de bardak koymuş. Küçük ya. Cansu baktı kahve çok güzel. Hiçbir kusur yok. Kahve dökülmemiş kenarına. Çikolatası var, lokumu var, suyu var. Nerede laf hocam? Dur ben şu bardağa bir laf edeyim de kusur bulayım gibisinden bence öyle oldu. Çünkü sonuçta hepimiz beğendik orada. Peki. Menüyü dinleyelim mi artık? Evet dinleyelim. O zaman evet. Karşına kameraya say. Karamelize domates çorbası. Ara sıcak olarak tahinli şakşuka. Yanında el açması patatesli gül böreği. Ana yemek olarak mihmandar kebabı. Nohutlu pilav. Salata olarak da semizotlu bostana salatası. Tatlı olarak da vişne soslu sakızlı muhallebimiz var. Bir de arkadaşlarım için özel pişireceğim hibiskus şerbetimiz var. Evet sevgili seyirciler kahvelerimizi yudumladık. Nevin Hanım'ın da şimdiden ellerine sağlık diyoruz. Birazdan yine temizlikle kovalarımızda elem keder atmaya geleceğiz. Sakın kaçırmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.